Arkadaşlar merhaba. Bugün kupa kasmaya devam ediyoruz. Şu an dünyada 176. sıradayız. Oynayacağım deste ise bu XE destesi. Kraliçe ile birlikte oynuyorum. Sebebi ise Kraliçe'nin özelliğini bastığımız zaman rakip fazladan iksir atmak zorunda kalıyor. Böylelikle XE ile hasar vermeye başlayabiliriz. Bu desteği yeni maxladım. Artık daha fazla XE desteleriyle kupa maçları gelebilir. Şimdi maçlara geçelim. İlk rakibi bulduk. Kupası bizim kupamıza oranla biraz düşükmüş. Şöyle elektroluğla başladım. Zaten XE destelerinde yavaş yavaş vurmak önemli. En sonunda büyüye dönebiliyoruz. XE'yi de hazır etmiştim. Eğer rakip büyük büyü atsaydı en azından XE'yi çalışabilirdi. Şöyle koruyalım. Tomruk da attım. İskeletler vakit kazandırmasın rakibi. Sol tarafa illaki bir şey atacaktır. XE'yi şimdiden kuralım. Rakip popüler olan Kral Devi destesini oynuyor. Bu desteği biz daha önce denemiştik. Tomru yok diye iskeletleri de attım. En azından Kral Devi gelmeden ölsün istedim. Şu an şövalyenin canı da var. Alev topunu kullanmadım. En azından onu şok birliğine saklayalım. Yaşlı cadının da gücü artık eskisi kadar çok değil. Fazla hasar almayız. Rakipte büyük ihtimalle büyük büyü olarak da yıldırımı var. O yüzden dikkat etmemiz lazım. Şu tam zamanında özelliğine bastım. Şu an elinde Kral Tabi yok. Balıkçı sayesinde dönmüş olabilir. Neyse şu an iksiri çok az. Köprüden şövalye attım. Kral Tabi'nin şu an canı çok az. Tesla yerine bir Kraliçe atalım. Güzel, hiç de hasar almadık. Özelliğine bastım ama İskelet Kral zaten alan vuruyor. Rahat bir şekilde temizleyebildi rakip. Savunmaya dikkat etmemiz lazım. Şöyle bir Tesla atıyorum. Artık büyülerle hasar vermeye başlayalım. Şu ana kadar rakibin kulesine hiç hasar veremedik. 2x'deyken rakibin DS'si bizim desteğe göre biraz daha fazla iş yapabilir. Ön tarafa doğru kraliçeyi attım. Hem kuleye hem de kraliçeye hasar vermesin diye. Böyle alev topuna biraz döndüm diyebilirim. Elimizde alev topu olmasa da kraliçe rahat bir şekilde temizleyebiliyor. Şu an çok iyi geliyor. Şövalyeyi döndürmemiz lazım. İlk önce iskeletleri atalım. Balıkçı şövalyeyi çekemesin hemen. Rakip bir de üstüne yıldırım attı. Bayağı bir iksir harcadı. Buna rağmen kuleye hasar da veremedi. Böyle bir iksiri atalım. Şu an elinde yıldırım yok. Kraliçe de iş yapabilir. Şöyle bir alev topu hepsini temizler. XE ile artık kulesine vurmamız pek mümkün değil gibi. Hem bina kartı falan da var. O yüzden artık büyüye dönebiliriz. Sağ tarafa da kraliçe şu an çalışıyor. Tesla'mız bayağı bir hasar aldı ama ikincisi de şimdi döndü, sorun yok. Şimdi köprüde savunmaya çalışalım. Cadıyı biraz daha geç atsa iskeletler öne geçmişti. Yaşlı cadının canı çok az olduğu için alev topu atmak istemiyorum. O yüzden tomruk döndürelim. Şimdi atabiliriz. Hem neredeyse bütün kartlara vurduk. Çok birliği olduğu için Tesla'yı sol tarafa doğru atmak zorunda kaldım. Şövalye çok fazla iş yapıyor şu anda.
Yıldırım'a da gitmediği için onu tercih ediyorum. Rakip de büyüye döndü şu anda. Tersten de çıkmamız lazım. İkinci Yıldırım'ı döndürebilir çünkü daha 10 saniyemiz var. Son Ali'ye topunu dağıttım. Şövalye kuleye bir tane vurdu. Şu an Yıldırım da alamaz zaten. Bu arada şövalye sayesinde almış olabiliriz. Şu an kaç vurduğuna baktım. 267'ymiş. Bizim kulenin canı da 223 kaldı. Şövalye sayesinde maçı kazanmış olduk. İkinci rakibi de bulduk. Rakibin kupası bayağı bir yüksekmiş. Eğer kazanabilirsek herhalde bir 38-39 kupa alabiliriz. İlk önce elektro ruhu atalım. Kriç'e hemen hasar versin istemedim. Normalde bu oyuncuyla karşılaşmıştım geçen sezon. Hemen özelliğine bastım. Normalde mezarlık DS'sini oynuyor. Şu anda kulesine de kilitlendi X'eyi. Videonun başında bahsettiğim gibi. Kriç sayesinde iksir avantajına geçtik ve şu an 2000'e kadar indirdik. Rakibin DS'si de aslında güçlü DS'lerden biri. Eğer kullanmak isterseniz Kriç'iniz yoksa Slasher ekleyebilirsiniz. Bu X'i DS'sinde zaten klasik olan da okçular. Yani okçularla da oynayabilirsiniz ama Kriç ile oynamak daha kolay bu X'i DS'sini. Şimdi köprüden bir Kriç atalım rakibin tankını öldürmek için. Bakalım neymiş. Şöyle özelliğine bastım şimdiden. Evet, Valkyrie elinden çıkardık. Ateş ruhu vursun, şöyle elinde tank yok diye belki kulesine tekrar hasar vermeye başlayabiliriz. Şövalye ile korumaya çalışmadım zaten. Kriç'in özelliği sayesinde şövalyeyi de durdurabilirdi. Şimdi savunmaya dikkat edelim. Zaten sağdan gittiğimiz için o da sağdan gelmeye başladı. Alev topu yerine Tesla atalım. İskeletleri atacağımı düşündü. Güzel bir boşa gitmiş oldu ama kulemizin canı da 3000'e kadar indi. Maçın başında vurduğumuz için şu an hani büyüyle alabiliriz diyorum. Normalde kesinlikle büyüye dönmezdim. Şimdi atmaya başlayalım. Şöyle kriç atıyorum. Zaten zehri olduğu için ters tarafa doğru gitsin. Rakip de kartlarını toplamaya başladı. Şöyle bir testi attı. Kriç'in kuleye vurmaması lazım. Şöyle testiyi de kullandım. Şövalye yeterli olmadı. Tesla sayesinde havanın da canı çok az kaldı. Yoksa durdurmak zor olacaktı, zaten tankı kullanmıştım. İlk önce bir alev topu atalım. Tesla'yı rahat bir şekilde kırabilir. Havan kuleye odaklanmasın. Şu an Tesla yerine Kriç'i atalım. En azından savunmada bir testimiz olsun. Tekrar bir alev topu atabiliriz. Rakip yine zamanlama hatası yaptı. Şöyle özelliğini kullanmasın Kraliçe. Testine tekrar yetişti. Sağ tarafa bayağı bir indirmişti. 800'e kadar indi. Rakibin bu hatanı savunduktan sonra tekrar alev topunu kullanabiliriz. Şöyle şövalye ile kraliçeyi de koruyalım. Alev topu yine döndü ama şu an iksirimiz çok az. Tekrar bir savunma yapmamız lazım. Madenciye dikkat. Şimdi tomruk artı alev topu alıyor. Rakip sonlara doğru hasar farkını kapattı ama biz de zaten savunmaya yatmıştık. 40 kupa almışız. Son rakibi de buldu. Rakibi biraz bekledim. Mezar taşıyla başladı. Büyük ihtimalle ya mezarlık DS'sini oynuyor ya da tazı DS'sini. İskelet ejderleri olduğu için zaten
Tazı DSS olabilir. Barbarları varmış. Doğru olanı yapıp böldü, yoksa alev topu atardık. Sol tarafı hemen durduralım. Yükseği de kuleye vurmaya başladı. Lav tazısına karşı savunmamız çok güçlü olduğu için bu eşleşmede hata yapmazsak rahatlıkla kazanabiliriz. Diğer gelen iki eşleşme rakipteydi aslında. Şöyle bir baskı yapalım. Sol taraftan sağlam bir hata kalkamasın. X'i yatarsak sorun yaşayabiliriz. Aceleye getirmeyelim. 1x'teyiz çünkü. Migra'yı çekmeye çalıştım. Şimdi özelliğine basalım. Güzel. Megan'ın çok hasar vermesini istemedim. X'e yeni atmak için 2x'e girmeyi bekliyorum şu an. Şimdi atabiliriz. Rakip de eş zamanlı olarak lavtasını attı. X'i yeni korumadım. Sol tarafa dikkat etmemiz lazım. Arkasına balon falan da atabilir. Şimdiden bir kayıçı attım. Ne yaptığını pek anlamadım ama şöyle belki hepsini vurabiliriz. Bir tane barbar yaşadı. Bina kartımız kırılmadı. Rakip de heyecan yaptı herhalde. Ne atsam diye düşündü. En yanlış olanı yaptı. Aslında barbarları atakta değil de savunmaya saklasaydı belki daha fazla hasar verebilirdi. ...7200 kupayı geçmeyi başardık. Şöyle ödülü de alalım. Şu an dünyada 80. sıradayız. Sanırsam videonun başında 170'lerde falandık. Maçın başında da söylediğim gibi tek bir taktikle 3 maç üst üste kazanabildik. Eğer kayıçınız yoksa okçularla da aynı taktiği yapabilirsiniz. Bu sefer X'i ata ata iksir karına geçebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.